Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu yine elimizdeki ses motorlarından biri olan Loquendo TTS. Loquendo TTS'nin yeni bir sürümünü buldum ve modifiye ettim. Artık Loquendo TTS'nin sadece 3 tane değil, değiştirebileceğimiz tam 11 tane ayarı oldu arkadaşlar. Loquendo TTS her zamankinden çok daha güzel oldu. Bu versiyonu dün buldum. Dünden beridir de modifikasyonlarıyla ilgileniyorum. Sonunda modifikasyonlarını bitirdim. Ama şöyle yapalım arkadaşlar. Ben hemen elimizdeki sürümü silip yerine yedekleme servisine bunu koymayayım. Bu APK dosyasını yani Loquendo TTS'nin APK'sini videonun açıklamalar kısmına koyayım. Loquendo TTS kullananlar ellerindeki sürümü silip bunu yüklesinler. Önce bakalım. Hangi telefonda çalışıyor, hangi telefonda çalışmıyor ya da uyumlu olduğu bir telefon, pardon, uyumsuz olduğu, çalışmadığı bir telefon var mı yok mu? Önce diğer kullanıcılardan onun geri bildirimini alalım. Çünkü ben bu Voxin TTS'yi üretip modifiye ettiğim zaman bazı kullanıcılardan kendi telefonlarında programın uyumlu çalışmadığını, açılmadığını ya da ses motoru olarak seçilemediğini duymuştum. Böyle bir geri bildirim almıştım kendilerinden. O yüzden hemen acele etmeyelim. Ben önce size APK dosyasını göndereyim. Bu videonun açıklamalar kısmına. Üzerine kurulum yapmayın arkadaşlar. Çalışmayacaktır. Hata alırsınız. Ya hata vermeyeceği varsa da hata alırsınız. Üzerine kurulum yapmayın. Önce eski versiyonu silin. Sonra bunu yükleyin. Dediğim gibi ben size göndereceğim APK dosyasını. Önce bir görelim. Uyumlu olmadığı, sorun çıkardığı, çalışmadığı bir telefon var mı? Onu görelim. Varsa yine elimizdeki versiyonu kullanmaya devam edeceğiz. Hadi videomuza geçelim. Talkback menüsü. Metin okuma. 13 öğeden 1-11 arasındakiler gösteriliyor. Vanlı ana ekranı. Etkinler. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Uygulamanın görünümü de çok güzel oldu. Siyah beyaz oldu uygulamanın görünümü ama siyah beyaz deyince aklınıza böyle griye benzer bir beyaz, kahverengiye benzer bir siyah gelmesin. Gerçekten güzel oldu. Tercih edilen not. Şöyle açıklayayım size. Akapela TTS'nin eski sürümlerini bilen bilir. Onun da şeyi teması siyah beyaz çok güzeldi mesela. Gerçi şimdi de çok güzel ama İşte Akapela TTS'nin eski versiyonlarındaki siyah beyaz tema gibi oldu. Hemen Tercih edil. Radyo düğmesi seçili değil. Loquendo TTS'yi varsayılan metin okuma motoru olarak seçelim ve ne gibi ayarları varmış görelim. Radyo düğmesi seçili değil. Loquendo TTS. Dikkat. Bu konuşma sentezi motoru, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel veriler de dahil konuşulan tüm metni toplayabilir. Loquendo TTS motorundan gelmektedir. Bu konuşma sentezi motorunun kullanımı etkinleştirilsin mi? İptal, tamam. O ne ormoreyne bled mobbing ki oys aran olun yer suporte don. Loquendo TTS kullanılıyor. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Metin okuma. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Yeni sürümde yani bu sürümde böyle küçük bir alt bildirim mesajı gösteriyor. Neden öyle yaptığını bilmiyorum ama
sorun olmayacağını, bu bildirimin herhangi bir soruna delalet etmeyeceğini düşünüyorum. Devam edelim. Tercih edilen mod or, Loquendo TTS 1/6. Ayarlar. Loquendo TTS ayarları 12 öğeden 1-7 arasındakiler gösteriliyor. Mevcut Loquendo versiyonu 6.1.9 en son sürüm. Devre dışı. Evet. Loquendo TTS seçenekleri diyordu. Artık Loquendo TTS ayarları olarak değiştirdim onu. Loquendo TTS için ses seçenekleri devre dışı. Mevcut Loquendo versiyonu 6.1.9 en son sürüm. Devre dışı. Mevcut Loquendo versiyonu diyor. Bu yoktu arkadaşlar. Bunu sonradan eklemişler. Loquendo TTS'nin ses motoru sürümünü ve sentezleyici sürümünü belirtiyor. Loquendo TTS için ses seçenekleri devre dışı. Loquendo TTS için ses seçenekleri diyor. Varsayılan 10 bu seçenek Loquendo attı. Problem yok. Sonra sistem metin okuma. Metin okuma. Tercih edilen. Merak etmeyin, bunun da hatası çok az. Böyle sık sık durduruldu hatası vermiyor. Arada bir böyle atıyor. Ayarlar. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Her şeyi yapmışlar ama aşağıdaki dile göre ses seçin başlığının altındaki kararsızlığı düzeltememişler. En azından düzeltmeyi denemişler. Kim yaptıysa artık. Loquendo TTS ayarları 12 öğeden 1-7 arasındakiler gösteriliyor. Mevcut Loquendo versiyonu 6.1.9 en son sürüm. Devre dışı. Loquendo TTS için ses seçenekleri devre dışı. Bu da başlık değildi aslında. Böyle bir başlık yoktu. Direkt ayarlara giriyordu. Benim aslında bu uygulamanın içeriğini Loquendo TTS seçenekleri olarak adlandırmamın sebebi şuydu. Biraz Google TTS'den de örnek aldım. O yüzden öyle yapmıştım. Çünkü eskiden çok az ayarlama seçeneği vardı. Girdiğimiz zaman yukarıdan aşağı, yukarıdakini bir seçenekler menüsü olarak, başlık olarak görsün. Yukarıdan aşağıda bütün ayarlar sıralansın diye düşünmüştüm. O yüzden metin okuma ayarlarının açıklamasını Loquendo TTS seçenekleri olarak değiştirmiştim. Şimdi devam edelim. Varsayılan 10 bu seçenek Loquendo TTS seslerinin ton seviyesi ayarını denetler. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Yine açıklamalı bir şekilde basalım. Varsayılan ton. Seçmek için iki kez dokunun. Çok düşük. Seçmek için iki kez dokunun. Düşük. Seçmek için iki kez dokunun. Ortalanmış işaretli. Seçmek için iki kez dokunun. Yüksek. Seçmek için iki kez dokunun. Çok yüksek. Seçmek için iki kez dokunun. İptal. Loquendo TTS ayarları. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Konuşma hızı çarpanı, bu Loquendo TTS seslerinin konuşma hızını ayarlar. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Yine böyle detaylı açıklamalar var. Bu sürümü ben ilk bulduğumda böyle detaylı açıklamalar yoktu. Yine bu açıklamaları ben ekledim. Konuşma hızı çarpanı, seçmek için iki kez dokunun. 1x1, yavaş işaretli, seçmek için iki kez dokunun. Yavaş dediğine bakmayın arkadaşlar. Normal hızı bu. Devam edelim. 2x2. Hafif hızlı. Seçmek için iki kez dokunun. Hafif hızlı. 3x3. Hızlı. Seçmek için iki kez dokunun. Hızlı. 4x4. Çok hızlı. Seçmek için iki kez dokunun. Çok hızlı. 5x5. En hızlı. Seçmek için iki kez dokunun. En hızlı. İptal. İptal ediyorum. Loquendo TTS ayarları. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Merak etmeyin arkadaşlar. Bunun metin okuma ayarlarındaki işte hız ayarıdır, ses perdesidir falan. Onlar yeni Android sürümlerinin metin okuma ayarlarına göre yapılandırılmıştır.
Ben onu yeni sürüme göre yapılandırdım. Ses cinsiyeti, Loquendo TTS, semtevleyicilerinin ses cinsiyetini bu ayarı kullanarak denetleyebilirsiniz. Evet. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Ses cinsiyeti saptanmış erkek, kadın. 3 adet seçenek vardı burada. Geçelim. Ses verileri klasörü, Storage Emulat et 0 Loquendo. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Ses verileri klasörü diye bir seçenek yoktu arkadaşlar. Loquendo TTS ayarlarında bunu göremiyorduk. Gerçi hiçbir yerde göremiyorduk. Yoktu yani öyle bir seçenek. Ses veri klasörü seçeneği eklenmiş. Bu da ses veri yolunun gösterilmiş olması, durduruldu hatasının biraz daha azaltılmış olmasına katkı sağlamış. Konuşma, dil ve telaffuz günlüğü tutulsun mu? Hayır. Konuşma, dil ve telaffuz günlüğü tutulmasın. Onay kutusu işaretli değil. 12 öğleden 28 arasındakiler gösteriliyor. Evet. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Konuşma, dil ve telaffuz günlüğü. Bu seçenek de yoktu. Bunu da yeni eklemişler ama yine büyük ihtimalle hiçbir şey yapmayan boş bir seçenek. Yani bunu işaretleseniz de olur, işaretlemeseniz de olur. Yani burada bu seçenek var ama sadece var. Herhangi bir faaliyeti yok. Ses verilerini indirin, kurun ve yükleyin. Devre dışı. 12 evet. Öğleden 3-9 arasındakiler gösteriliyor. Ses verilerini indirin, kurun ve yükleyin. Böyle bir başlık da yoktu. Bu da sonradan eklenmiş. Loquendo TTS sentezleyicilerini internetten indirin ve kurun. Ses verilerini sunucudan indir ve yükle. 12 öğleden 3-10 arasındakiler gösteriliyor. Etkileştirmek için iki kez dokunun. Bu ayarı şuna benzetebilirsiniz. Samsung Metin'den konuşmaya motorunun ses verisi yükle düğmesine bastığımızda çıkan dil ve ses listesine benzetebilirsiniz. Ama burası boş. Ben burayı boşalttım. Buna bastığımız zaman atıyor. Yani atmayacağı varsa da atıyor. Neden boşalttım orayı? Çünkü orada bir Mediafire bağlantısı verilmiş. Orada da Loquendo TTS'nin farklı dillerdeki seslerinin dosyaları var. Gerek yok böyle bir şeye dedim ve o bağlantıyı boşalttım. Oradaki indirme adresini sildiğim için buraya bastığımız zaman atar program, kapanır. Ama zaten ayrıca ses verisi indirmeye gerek yok. Çünkü kurulum esnasında ses verilerini yüklemiş oluyoruz zaten. Loquendo TTS klasörünü telefonun dahili depolama alanına kopyalamak bu işlemin yapacağı fonksiyonu yapıyor. Buna basmaya gerek yok ama yine de bu ayarın burada olması güzel olmuş. Sanki böyle hani ses verilerini internetten indirebilecekmişiz gibi, internetten ayrı olarak indirebilecekmişiz gibi bir seçeneğin olması açıkçası birazcık böyle havalı olmuş düşüncesindeyim ben. Loquendo TTS içim diller ve ses ayarları. Devre dışı. 12 öğleden 4-11 arasındakiler gösteriliyor. Ve geldik Loquendo TTS'nin dil ve ses ayarlarına. Türkçe. 12 öğleden 4-12 arasındakiler gösteriliyor. Türkçe. Tür. 12 öğleden 5-12 arasındakiler gösteriliyor. Buradaki her şey için iki kez dokunun. Buradaki her şey aynı. Buraya bastığımız zaman basalım. Bu dil için mevcut bir Loquendo ses seçin. Seçmek için iki Keren işaretli. Seçmek için iki kez dokunun. Kerem. Selin. Seçmek için iki kez dokunun. Selin. Loquendo TTS ayarları. 12 öğleden 5-12 arasındakiler. Bu dil için mevcut bir Loquendo sesi seçin. Zeynep. Seçmek için iki kez dokunun. Loquendo TTS ayarları. Ve etkinleştirmek için iki kez dokunun. Zeynep. Yine bu ayarlardan Kerem, Selin, Zeynep sesleri arasında geçiş yapabiliyoruz. Burada herhangi bir farklılık, herhangi bir değişiklik yok. Burası aynı bildiğimiz gibi. 12 öğleden 5-12 arasındakiler gösteriliyor.
Uygulama bu şekildeydi arkadaşlar. Artık eğer başka telefonlarda problem çıkarmazsa elimizde yeni bir Locuendo TTS var demektir. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Ana sayfa, düğme. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.